Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere besini bitmiş saksılar için mutfak atıklarından organik gübre nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz limon ağacı. Limon ağacımızın çiçekler açtı fakat çiçekler besin yetersizliğinden dolayı döküldü. Normalde saksılarımızın topraklarını yılda bir kere değiştirmemiz gerekiyor. Fakat saksılarımız büyük olduğu için her zaman değiştiremiyoruz ve bu değiştirme maliyetli hem de zahmetli oluyor. Bunun için bu göstereceğim yöntemle saksının toprağını değiştirmeden uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ayrıca yine bu yöntemle saksı içerisinde çok rahat bir şekilde balkonunuzda domates, salatalık gibi sebzeler de yetiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu işlem için ilk önce şu şekilde 1 litrelik bir pet şişenin alt tarafını ve yanlarını şu bölgelere kadar bu şekilde bir delikler deldik. Gübre içinde mutfak atıkları olarak çay posası, kahve telvesi, burada gördüğünüz kartonlar, yalnız kartonlar boyasız olacak. Buna dikkat edin. Tuvalet kağıdı ruloları olabilir. Yine şöyle yumurta kabukları, çeşitli mutfak atıkları kullanabiliriz. Arkadaşlar normal şartlarda doğada dökülen yapraklar, kar ve yağmurlarla beraber toprağımız azot bakımından, diğer mineraller bakımından sürekli zenginleşir. Küçük bir gübreyle beraber toprağı verimli hale getirebiliriz. Ama saksılarda bu gibi işlem yapılamıyor. Çünkü saksılar kapalı mekanda ve topraktaki besin bittikten sonra bunu toprağın kendi kendine yenileme imkanı yok. O nedenle bu şekilde atıklarla tekrardan toprağı yenileyebiliyoruz. Bu atıklar inanılmaz derecede besin kaynağı. Çünkü bunlar normalde büyüyüp gelişirken topraktaki çeşitli vitamin ve mineralleri bünyesine alarak bu şekilde olgunlaşıyor ve sofralarımıza geliyor. Biz bunların kabuklarını, içerisinde mesela patlıcanın içerisi, kullanmadığımız yerlerini tekrardan bu şekilde geriye kazandırarak bir geri dönüşüm sağlıyoruz ve tek topraklarımızı zenginleştirebiliyoruz. Pet şişenin arkasını da şu şekilde yaparak şöyle bir kapak sistemi yaptık. Kapak içerisinde atıkları koyduğumuzda kötü kokuların dışarıya çıkmasını engelleyecek arkadaşlar. Şimdi pet şişemizi şuraya kadar toprağa gömeceğim. Bunu yaptıktan sonra şimdi içerisine mutfak atıklarımızı yerleştirebiliriz. Bunları yaparken de aynı ürünün hepsini birden koymayın. Sırasıyla kat kat yapmaya çalışın. Çürümenin daha hızlı olabilmesi için katlar arasına toprak koyun. Daha önceden 4 yıl boyunca balkonumda durup da hiç meyve vermeyen bir kankat ağacım vardı. Onun içerisine de aynı bu yöntemi yapmıştım. Ve bu olaydan 3 ay sonra kankat ağacım çiçek açtı ve çiçeklerinin %80'i tuttu arkadaşlar. Şu anlık doldu arkadaşlar. Şimdi bu zamanla içeriye doğru çökme olacaktır. Bu çöktükçe üzerinden tekrardan yeni atıklar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu tam çürüme 3-4 ayda tam çürüme olacaktır ve o zaman da bir kaşıkla bunu alıp toprağın içine karıştırıp tekrardan sıfırdan yeniden başlayabiliriz. Buradaki mutfak atıklarının parçalanması ve içerisindeki besinin açığa çıkması için ben kompost solucanlarından yardım alacağım. Sizin de böyle bir imkanınız varsa içerisine bir miktar kompost solucanı ekleyin. Ayrışmalar çok daha hızlı olacaktır. Kompost solucanı yoksa bahçe solucanı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bitkimizin köküne zarar vermez. Saksımıza zarar vermez. Ayrıca yine bunun içerisindeki bu bitkilerin çürüme döneminde koku yapmasını da bu kompost solucanları engeller. Bakın görüyorsunuz bunlar da yavru solucanlar. Bazı kişiler solucanlardan korkuyorlar ve iğrenç olduğunu düşünüyorlar. Arkadaşlar solucanlar kesinlikle korkulacak veya da iğrenilecek canlılar değil. Emin olun solucanlar ve arılar dünyada olmasa yaşamda olmaz. O nedenle solucanlarımıza ve arılarımıza çok iyi bakalım. Onları kaybetmeyelim.
Şimdi ilk sulamamızı yapıyoruz ve daha sonra da sulamaların ikisini bu şişe içerisinden birini de topraktan suluyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük videoma burada son veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuşsak ne mutlu bize. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.